şeyler mi? Bizim gibi köylüler mi çıktılar? İşte Mahmutlar'da oturuyoruz, halı dokuyoruz. 20-25 yıldır evimize katkıda bulunuyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza yardımcı oluyoruz işte. Bunu bizim buranın halısı meşhur. Herkes yapıyor, dokuyor. Geçimimizi böyle sağlıyoruz işte. Yazın başka işlere gideceğiz ama. Halımız her zaman işte dışlara gidiyor. Avrupa'ya, Amerika'ya, her yakaya gidiyor işte. Bizim geçim kaynağımız halıcılık. Aynısını 8-5 başlıyoruz işimize. Halıcılıkla geçiniyoruz. 15 yıldır halı dokuyor. Ailemize katkı payı. Nasıl diyeceğim? Yine gelenek kaynağımız hep halıcılık. Kış mevsiminde bilhassa çok meşhur halımız. Bahar nazlı oluyor da yazın fazla olmuyor halımız yine ama hemen yine iş dönüşü halıya geçiş yapıyoruz. Halı dokumak nasıl? Genç kızlar nasıl öğrenir? Çok annelerimiz, babalarımız, ablalarımız öğretiyor. Tabii her şeyle, her acılarımızı unutuyoruz. Akşama da kollarımız ilme kaldırmıyor sanki. Kirkiz sabah halıya gelmeyecek oluyoruz. Bir ilk sıyırdım yaptık, oradan düzene giriyor kanka iş. Alışıp gidiyoruz. Çalık İhracatçılar Birliği'nden aldığımız verilere göre yaklaşık bir 5-6 milyon dolarlık bir hacme sahip ilçemiz potansiyelinde. İnşallah daha da artacağı kanaatindeyiz. Çünkü yün biliyorsunuz doğal bir materyal. İnsanlar artık hem gıda maddelerinde hem de kullandıkları maddelerde artık daha fazla doğal ve organiğe dönmeye başladılar. Yünün de bu anlamda trendinin artacağına inanıyoruz. Yaklaşık 30 tane ülke var. En yoğun sattığım ülkeleri söyleyebilirim mesela sizlere. Amerika Birleşik Devletleri neredeyse üretimin yarısından fazlasını kapsıyor. İngiltere'ye gönderiyorum, İsrail'e gönderiyorum, Suudi Arabistan'a gönderiyorum, Belçika'ya gönderiyorum. Genelde güçlü ülkeler, yani bizim emtiamızı alan ülkeler genelde finansal anlamda güçlü ülkeler. Bunu söyleyebilirim. Köylerde ve ilçe genelinde bu bir geçim kaynağı. Bizim Demir'de şöyle bir adetimiz vardır. Genelde fabrikalarda erkekler çalışır, kadınlar da evlerinde halı dokurlar. Ama herkes dokur. Yani hanımlar evde, erkekler fabrikalarda çalışırlar. Demirci'nin zaten böyle gelenekleşmiş bir sözü vardır. Ya okuyacaksın ya dokuyacaksın. Okuyanlar dışarıya gider. Çok azı geri döner. Ciddi sıkıntılarımızdan birisidir ilçemiz anlamında bu. Ama halihazırda burada istihdam edilen insanların neredeyse tamamı halıcılıktan geçimini sağlar.